Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün 3. gün Belgrad'dayız. Otelimizi arıyoruz, bulamadık. Şimdi konumda gösterdiği yer burası. Ama bizim konuştuğumuz, baktığımız resimler böyle değil. Otelimizi arıyoruz. Şöyle göstereyim size de etrafı. Burası böyle. Tuna Nehri'nin kenarında, şöyle suyun içinde restoranlar var. Şurada şöyle gemi, sanırım o da restoran. Evet, böyle kıyısı olduğu gibi hep gemilerden küçük küçük evlerle restoranlar var. Osman, şurada adam birine sordu. Aradığımız oteli, konum burayı gösteriyor ama burası değil. Bakalım, doğruysa ar yok. Bilmiyorlar sanırım. Ay, ilgilenen kimse yok. Oteli aradı Ayşe. Bir de şöyle de bir sorun var. İngilizce çok iyi bilmiyorlar. Almanca zaten bilmiyorlar. Bunların dilini de biz bilmiyoruz. İyi, orada kalsın o zaman. 200 metreymiş otel. Adam öyle dedi. Ha, şey işte, adamı tarif etti. Şu Asterix restoranta gireceksiniz. Oraya dedi. 5 euro verin. Parayı bile gerek kalmadı, buna yedirecek herhalde. Bilmiyorum ki, 5 euro verin, kaç gün kalırsanız sorun değil, kaç saat kalırsa dedi. Bakalım, içeriye doğruymuş herhalde. Bir bakalım. Allah kimseyi bilmediği şehirde ne yapacağını bilmez hale getirmesin. Şöyle çok güzel ama eski ya, eski püskü gözüküyor ama, değil mi sen? Ya iyi ya da kötü, yapacak bir şey yok. Şu kenardaymış herhalde, 200 metre ilerideymiş. İşte tekrar arayacak adamı. Dediğim gibi İngilizceyi de çok iyi, net anlamadıkları için çok güzel anlaşamıyor yoksa. Maşallah var kızımın. İyi konuşur İngilizceyi. Biz buradan çıkıyor şimdi. Buradaki sıkıntılı oldu. Askeriye bölgesi diyor. Oraya yolluyor. Bir bağlantı kuramadık. Şimdi bir otel daha bulduk. Buraya yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta. Oraya gideceğiz inşallah. O şehirden biraz uzaklaşmış oluruz. İnşallah daha iyidir.
şöyle biraz Belgrad sokaklarını da göstereyim. Gösterebildiğim kadar. Otel söylemiştim hani otele doğru gidiyor diye 1,5 saat geldik. Adam biz gelmeden önce arayıp rezervasyon yaptırmıştık. Geldik verilmiş. 2 tane odası kalmış. 2 kişilik ekstra yatak falan da atmıyorlar. O yüzden geri buradan çıkacağız. Tekrar başka yani sürekli otel arıyor aslında da tekrar bir tanesiyle konuştuk. Tamam dedi. Yani rezervasyonu yaptırdık orada da. Biz Belgrad'dan Niş tarafına doğru 1,5 saat gittik. Şimdi geri Belgrad tarafına 1 saat döneceğiz. Tuana her gün patates yiyor diye çocuk patates de yiyemez oldu. Pizza da pek bulamadık. Bir yerde bulduk. O da güzel değildi. Burada şükür bir pizza restoranda güzelmiş pizzası da. Yiyor şimdi. Onu bekliyor. Hem yanı sıra işte biz de akşam yemeğini yemiş olacağız. Sonra da buradan çıkacağız. Burayı da göstereyim. Köyün adını, yeri, neresi olduğunu bilmiyorum. Yine de sizlerle paylaşayım. Bu arada arkamda eczane. Şöyle çok küçük değil, çok büyük de değil bir köy burası. Zaten böyle çok eski gibi terk edilmiş evleri var şöyle. Caddenin kenarında hemen yemek yediğimiz restoran. Hunderts diye. Güzel. Yemeği güzel. En azından pizzası güzel. Çocuklar pizza yiyorlar. Apotek, burası da eczane. Böyle burası böyle bir yemekli, kafeli olan bir cadde. Allah'ım hayırlısıyla kalacak yerimizi ayarlasak. Gittiğimiz yer 2 günlük anlaştık. Doğru anlaştıysak çünkü bir de şöyle. Bir de konuştuktan sonra gittiğin zaman yanlış anlaşıldım işte şöyle böyle diyor çeviriyorlar geri. Boşuna gitmiş oluyor bir yandan da. Öyle yollardayız. Zaten bir amacımız da yok sadece zaman geçirmece ama inşallah bu kaldığımız otel gibi temiz, düzgün, klimalı bir yer buluruz tekrar. İnşallah bu tuttuğumuz yer de güzeldir öyle görünüyor. Bir bakalım paylaşırım inşallah sizlerle yine. Kaldığımız restoran da böyle. Yemek yedikleri. İçerisi çok güzel. Güzel miydi pizzası? Güzeldi değil mi? Belgrad'daki gibi değil. Çok güzeldi. Şöyle Ali yeni başladı. Tuana ile ilgileniyorlardı. İshak da şöyle. Afiyet olsun. Şöyle içerisi çok güzel, hoş gerçekten. Şu anda da dışarıda açtılar şeyi, klimayı kapattılar. Camı açtılar şimdi. Böyle dışarıda Ali Tuana yediriyor. Ayşe yediriyordu, şimdi Ali yediriyor. Çok güzel içerisi dedim. Ayşe eczaneden geldi. Tuana için pişiklemi, yan tarafı eczaneydi. Tuana'ya bir pişiklemi aldı. İnşallah iyidir, tek sürümde hiçbir şey kalmaz dedi. Şöyle değişik bir şişesi var. Kokusu da benziyor. Har sabunu, har gibi bir şey kokuyor. Yasmin har böyle karışık bir kokusu var. Bir defa sürdüm müydü iyi gelir dedi. Eğer aranızda beni izleyip bunu bilen varsa yorum yazarsa sevinirim iyi mi gerçekten diye. İnşallah iyidir. Çocuğun boğazı falan da her yeri kabardı. Karşıdaki yerde sizlerle paylaşayım. Burası bir bakacağım açık mı kapalı mı sanırım kapalı. Çiçekler ekmişler şöyle daha bazıları çıkmamış. Kapanmış eski bir dükkan. Kemerci sanırım kemerciymiş. Ha sahibi ölmüş. Ve boşaltmamışlar herhalde şöyle. Kemerci değildi. Böyle her şeyi satan dükkanmış. Adam öldükten sonra herhalde kapatmışlar. İçini de boşaltmamışlar.
Kemerci diye geldim aslında. Eski hani kemerleri falan, eskiden böyle yerler vardı, köşkerler. Şimdi yok artık tabii. Öyle zannettim uzaktan bakınca. Ama öyle değilmiş. Üzüldüm ya. Şöyle içerisi de. Adamla birlikte vazgeçmişler dükkandan yani. Adam ölünce. Bina da öyle. Bina da terk edilmiş. Yanında da şöyle kıyafet dükkanı var. Şimdi Tuana'yı bekliyor, kalkacağız. Belgrad'a doğru geri devam edeceğiz. Karşıda çocuklar da. El salladım buradan. Ay ay. Kısmet işte her şey. Buralarda göreceğimiz varmış. Normalde Türkiye'ye giderken Sırp'tan Belgrad geçiyorduk ama hiç böyle içerilerine girmiyorduk. Gezmediğimiz hiçbir yeri kalmadı. Karış karış. Orada otel var, oraya git, yok. Rezervasyon yaptırıyorsun, gene yok diyor. Ya da anlamadık ya. Sıkıntılı. Hayırlısı bakalım. Otele geldik şükür. Konuşulduğu gibi kısmen. Fiyat farklılığı vardı yine. Telefonda başka söylüyorlar. Gelince bir şekilde arttırıyorlar fiyatı. Neyse konuştuk. Anlaştığımız gibi kaldı. Hem yer yok hem de fiyatları çok yüksek çekiyorlar. Telefondan konuştuğunda başka söylüyor. Geliyorum başka söylüyorlar. Şimdi normalde tatile gelmiş olsa insan belli gün içerisinde harcar, gezer, tozar. Onu gözetmez. Ama şimdi bizim ne olacağı belli değil. Evet belki bir ay. Öyle dediler çünkü iki günde sürebilir, bir haftada, bir ayda sürebilir diye. Sonuçta dışarıdasın, evinde değilsin. O yüzden her türlü düşünmek lazım. Burası da çok ucuz değil ama çok öbür yerler gibi pahalı da değil. Bakalım ama konfor olarak tabii burası öbürleri gibi, önceki otel gibi değil. Olsun, önemli olan işte duşunu alıp soğuk, serin serin yatmak amacın. İki günlük zaten konuşuldu şimdi. Bakarız duruma göre. Eğer memnun kalmazsak başka otel gezeriz. Şimdilik önce bir dinlenelim. O yüzden iyi. Yani şimdilik iyi. Bu da şöyle. Yani şöyle dışarıdan girdiğimiz kapımızla birlikte şöyle bir yatak var. Başucunda şöyle bir dolap. Şöyle daha rahat göstereyim. Bu tarafta lavabosuyla duşu var. Televizyonu var, şöyle sehpası. Bir de şöyle çift kişilik yatağı var. Bu şekilde. Diğerine kıyasla hiçbir şey değil. Ama onun da bu otel yarı fiyatı. Dediğim gibi normal şartta olsa öylesi daha iyiydi. Zaten gerçi biz oraya da tamam demiştik ama orada o otelde yer yoktu. İki günlük boş yerleri vardı. Bugün saat 11'de çıkmamız lazımdı. Bu otelde öyle bir kural da yok. Hani kalktığınızda ne zaman istiyorsanız çıkarsınız. Bir saat belirlemiyorlar. Bizimkinin de şeyi belli olmadığı için hani ne zaman haber gelir, nasıl çıkarız onu da bilmediğimiz için. Öbür otelin günlüğü 220 euroydu. Bu otelin günlüğü 100 euro. O şekilde yani yarı yarıya neredeyse dedim ya. İşte. Maksat günümüzü geçirebilmek. Bakalım hayırlısı olsun bizim için de. Şöyle. Banyosu da bu şekilde. İşte fena değil. Dediğim gibi çok da oteli beğenmedik. Önemli detay olarak mutfağı yok, dolabı yok. Tuana'm her şeyi yemiyor. Burayı iki günlük tuttuk. Bakalım bu sürede yeni otel bulabiliriz belki. Hatta inşallah hiç gerek kalmaz. Bizden haber, Ayşe'nin vizesinden haber çıkar inşallah. Bakalım. İnşallah daha güzel bir güne hayırlısı ediyoruz inşallah. He, aşağıda mutfağı var, kullanabilirsiniz diyoruz aynen. Ama bakalım, yani Kosovalıymış sahibi, İshak sohbet etti çıktı. Ama önemli olan odada olmaz falan, bir önceki oteldeki gibi. Eğer bulabilirsek öyle de bakacağız.
İnşallah. Bizden bugünlük bu kadar, çok yorulduk. Anca dinleniriz. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.